Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir konumuz var. Minecraft Pocket Edition ile Survivalcraft arasındaki farkları göstereceğim. İlk öncelikle şunu söyleyeyim. Minecraft Pocket Edition bir kere her şeyin başıdır. Yani artı o bilgisayarda, Xbox'lar bir şey de var. Survivalcraft sadece bu mobillerde var yani. Nasıl desem? Evet, mobillerde var. Bilgisayarda falan yok. Şimdi mobillerken tablette falan, bilgisayarda yok, hiçbir şey, Xbox'da onda falan hiçbir şey yok. Tek bunlarda işte, her neyse, başlayalım. Şimdi Minecraft Pocket Edition'a çok büyük güncelleme geldi. Hatta en büyük güncelleme diye App Store'da bir haber yapıldı. Gösterelim. Önceki videoda Mayday'i tanıtmıştım. Nerede? Şurada da vardı. Bakın arkadaşlar, öne çıkanlarda Minecraft en büyük güncelleme diyor. Çok büyük bir güncelleme geldi. Map'i sonsuzlaştırdılar. Şimdi bu olayın olması çok iyi oldu. Yumurta getirdiler, köy getirdiler diye biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Sonra oyun bug'ları var, onları göndermişlerdir ama şu sonsuzlaştırma işi çok 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 iyi oldu. Tebrik ederim yani Mojang'ı. Ama Survivalcraft'ın kendine özel bir havası var. Şimdi onu bir tanıtalım. Kendi Rufus Games'in. Şimdi maalesef Survivalcraft'ın multiplayer özelliği yok. Bu Minecraft'ın bir kere avantajı multiplayer özelliği olması. Ama Survivalcraft'ın da şöyle bir şey var. Map skin yükleme kendi arayüzünde. Buradan arkadaşlar yüklensin. Evet, gördüğünüz gibi all items deyince mesela world yükleyeceğiz. Mesela escape olsun, işte dovant diyorsunuz, o indiriyor. İndirme, bana indirme, bir sürü indirdim geçen. Bu video herhalde 5. çekişim. Çünkü her seferinde bir sorun oldu kamerada. Mesela şunu indirmiştim. Ve şimdi iyi ki bunu indirdim çünkü bir şeye değinmek istiyorum. Ha, ilk öncelikle şunu göstereyim. Uçma olayı Minecraft'taki buraya böyle iki kere basınca değil, buraya basıyorsunuz. Tabi bu critical modda arkadaşlar, böyle uçuyorsunuz, bırakınca gidiyor. Sonra snake mod var, yere yatıyorsunuz. Sonra şöyle tıklayıp tek şunun dışında hepsi şeyde var onların. Survival'da falan var. Bir dakika, hiç öyle bakmadım. Bu fotoğraf çekiyor arkadaşlar. Şu açınızı değiştiriyor. Bir sinek modda açıya hiç bakmadım. Hiçbir şey de olmuyormuş sadece. Uçması çok şekil ama. Evet, tamam. Neyse bu. Git. Bak, far kavun karıştı, yanlış yere basıyormuş. Şu arkadaşlar, survival modda olunca oraya yemek falan atıyorsunuz. Dur onu göstereyim. Şimdi burada tek tek bakın. Çünkü Minecraft'ta da böyle tek tek göstereyim. Mezar taşları falan var yani. Şöyle target falan var. Burada. Burası crafting oluyor. Sonra burada. Yine burada da var. Ama acıkıyor musunuz? Acıkıyor musunuz? Critical'da. Neyse. Buraya yemeği tutup atıyorsunuz böyle. Yiyor onu. Sonra buradan kendi şeyin yüzdesini falan görüyorsunuz. Sağlığın, açlığın. Sonra buradan da gece olunca buna şöyle tıkladığınızda yatak falan gerekmiyor. Olduğu yere yatıyor. Vız 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 sesler çıkıyor. Geri gel. Şimdi. Lan. Şimdi hayvanları size göstermek istiyorum çünkü bu oyunda gayet iyi yapılmış. Mesela şunun asilliğe bakın baba. Vuruyor ama ben ölümsüzüm koçum. Şimdi bakalım burada ne varmış. Evet. Niye ki de bir şimdi diyorsan. Bu ne lan? Aa, deve. Oha, deve bile yapmışlar. Siz nesiniz? Eşek, zebra. Ya zürafa falan da var. Yani her şey var. Bunun da kendi çapında böyle Survivalcraft'ın güzellikleri var. Ama tabi blok sayısı daha az. Sonra böyle kapsam daha az. Yani Minecraft kesinlikle kesinlikle daha iyi. Ama bunun da hayvanlarla olan şeysi iyi. Aslında Minecraft'ın da özellikleri var ama tabi Survivalcraft'ın farklı bir havası var demiştim. Şimdi oradaki itemleri göstermiştim. Bir de Minecraft Pocket Edition'da itemleri göstereyim. İşte yumurtalar geldi söylemiştim. Şöyle göstereyim. Hepsini tatmayacağım tek tek. Şöyle.
Başka bir sürü şey gelmiştir de ben okumadım yani. Bakma fırsatı bulamadım. Sadece bunları biliyorum. Ama cidden çok büyük güncelleme oldu Mojang'da. Mojang'a teşekkürler. Evet, bu kadardı arkadaşlar. Yani daha fazla farkları var. Şimdi düşünüyorum, aklıma gelmiyor. Mesela bakalım. Dur ya, bitirmeyelim. Ya, tabii şimdi çok inceye detaya da girmeye gerek yok. Mesela alın, mesela bir detay söyleyeyim. Ya o kadar da detaya girmeye hiç gerek yok aslında. Mesela burası böyle değil diğerinde. Onu diyecektim. Şu oynattığımız yerler. Mesela yana git, şuraya git. Etrafına bak. Look. İşte look, bakma oluyordu. Ah, Minecraft Pocket Edition'da öyle değil. Böyle bir şeyimiz var. Şöyle gayet seksi. Bunun büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz ayarlardan. Sonra işte burada konuşma yeri var. Acaba komut olayı var mıdır? Hiç bakmadım arkadaşlar. Biliyorsanız söyleyin. Bu Seda konuşma olayı multiplayer içinde. Yani Seda çok büyük bir avantaj. Biz arkadaşlarla oynarken güzel oluyordu. Yani. Mesela farklı odalarda falan olalım. Aynı Wi-Fi'ye bağlanıp oynuyorduk. Yani Survivorcraft'ta da umarım ileride getirirler. Kendi Ruffus Games miydi? Adını unuttum. Şimdi çıkmamız gerek illa. Neydi? Lan. Ya kendi Ruffus Games. Umarım ileride multiplayer özelliğini getirirler. Evet, bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoda söylemeyi unuttuğum bir şey vardı. Minecraft Pocket Edition ve Survivorcraft'ın boyutlarını ve fiyatlarını söyleyecektim. Evet, bilgisayardan göstereyim dedim. İlk olarak Minecraft Pocket Edition'ınkini göstereceğim. 6.90, yani 7 dolar. Yani buna kadar 15 lira falan civarı herhalde bizde. Fiyatını hatırlamıyorum. Uzun zamandır bende var. 9.4 MB'lık büyüklüğünde, ben daha fazla hayal etmiştim. İlk indirdiğimde çünkü bakmamıştım, hiç önemsememiştim de şimdi az geldi gözüme ya. 9.4 MB. Yani bir hatam var, emin değilim ama yani daha fazla olmalı. Neyse. Survivorcraft'a gelelim. Survivorcraft'ta şuraya gelelim. 4 dolar değerinde. Bu da yani 9 lira. 8.99 almıştım. 9 lira civarı. Evet, screenshot'ları göstermiş. Bunun da büyüklüğü 23.1 MB arkadaşlar. Yani bununki de ideal. Evet. Başka bir sürü tür oyun var. Evet, bunların da paralarını ve büyüklüklerini